Bedir'den sonra da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri, sahabe, bundan daha büyük bir savaş olur mu? Daha şiddetli bir savaş olur mu? Çok büyük bir savaş kazandık. Çok büyük bir badireden geçtik diye ashab kendi arasında bunu konuşmaya başladı. Ki kolay bir savaş değildi. Yani Cenab-ı Hak Müslümanlar kafirlere baktığında Müslümanlara kafirleri az gösteriyordu. Ama çoktular. Kafirler Müslümanlara baktığında çok az gösteriyorlar. Ayet-i Kerime'de diyor ki biz onları imtihan için böyle gösterdik. Ne zamana kadar? Ta ki bir köle esir edildi müşriklerden. Onu böyle konuşturmak için uğraştılar ama o konuşmadı. O konuşmayınca Hazreti Peygamber dahi bir kimse dedi ki günde kaç deve kesiyorlardı? O dedi ki 10 deve kesiyorlar. 10 deve kesiyorlar deyince dedi ki bir deve 100 kişiye yemek, 10 deve 1000 kişiye, onlar 1000 kişi dedi. Hazreti Abbas diyor ki Allah'ın Resulü böyle deyinceye kadar biz onları 300-400 kişi zannediyorduk diyor. Onların 1000 kişi olduğu çıktı. Böyle büyük bir kanlı bir savaş oldu. Yani normalde müşriklerden 25-30 tane, 40 tane müşriklerin elebaşı olanlar öldürüldüler. Onlar cesetleri orada meydanda bırakıldı. Onlar böyle 3-4 gün meydanda durdu cesetleri. Herkes kendi yaralarını topladı. Müşrikler çıktılar gittiler. Allah Resulü'nden bir emir gelmedi. Husisi müşriklerin o cesetleri ortaya ve savaş meydanına getirildi, sıralandı. Bir gün, iki gün, üç gün durdu o müşriklerin o cesetleri. Sonra onların hepsi de kör bir Bedir kuyusuna atıldı. Yani suyu olmayan bir kuyu. Ondan sonra Allah Resulü gitti kuyunun başına. Ey Utbe, Şeybe! Onlar da orada öldürüldü. O kuyudakilerin hepsine de aykırdı. Şimdi dedi, şimdi Allah'ın varlığına, birliğine benim dedi, onun peygamberi oldum. Gördünüz mü? Bu enteresan bir vaka. Şimdi dedi, şehadet ettiniz mi, gördünüz mü? Ve ondan sonra Bedir'den dönülüyor artık. Galibi olarak sahabeliler dediler ki, yani bu kadar zorlukların altında, bu kadar sıkıntının altında muhteşem bir savaş kazandı. Dedikleri anda dedi ki, Gavze'den dönerken, dedi ki küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz. Sahabeler dediler ki ya Resulallah kim var karşımızda? Büyük cihat deyince o da dedi ki o da nefis mücadelesidir. Büyük cihat nefsimizle mücadeledir. Nefis mücadelesidir dedi. Çünkü nefisle mücadele etmeyen bir kimse cihat meydanına çıksa, öldürülse şehit olmaz. Bunun örnekleri var mesela. Birisi çıktı tam ölüm üzereydi. Dediler ki şehit oluyor. Allah Resulü hayır dedi. Koştular gördüler onu. Buldular yaralarının içerisinde. Kafasını kaldırdılar. Sen niçin savaştın? O dedi ki bunlar gelir bizim vurmalıklarımıza sahip olurlar diye savaştım dedi. Öldü dediler saddak ya Resulallah. Birisinin böyle şehit oldu dediler. Ona da koştular. O esnada hançerini karnının üzerine, kalbinin üzerine tuttu. Dedi ki ben böyle ölecek bir kimse miyim? Kendi kendine intihar etti. Hançerinin üzerine attı kendini. Böyle hançeri toprağa dayadı kılıcına. Dedi ki ben böyle ölecek bir kimse miyim? Yani böyle uydurup tam bir yaralanacağım, böyle kalacağım. Ya ben kahraman insanım. Yani benim kahraman ölmem lazım. Hançerinin üzerine kendi kendine katletti. Demek ki asıl cihat nefisle olan cihat. Nefisle cihat etmezse bir kimse savaş meydanında ölebilir ama şehit olmaz. Savaş meydanında ölebilir ama şehit olmaz. O yüzden Tirmizi, Ahmet, Müsned hepsinde geçiyor ki hakiki mücahit nefsine karşı mücadele edendir.